Evet, bir dakika dur bakalım. Şimdi siz ikiniz konuştunuz. Melike oradan bir el kaldırdı. Evet Melike. Hocam ben Esra'nın yeteri kadar net olduğunu düşünmüyorum. Çünkü içeride dedi ki ben ceket üzerine kombin yaptım. Burada geldi. Önce botumu ayarladım, ardından kombinimi yaptım dedi. O ve öyle senaryo yazıyor. Sen onu da yanlış yazıyor. Anlamışsın. Ben öyle, Yok, ben öyle ayakkabıyı kafamda ayarladığım için hiç mağazaya gitmeden bir önceki hafta zaten bu ayakkabıyı gördüğümü söyledim ve ben bunu Eda ile konuştum. Ayakkabıya göre kombin yaptım dedim. Sen yanlış anlamışsın olayı. Ve üzerine şimdi üç kişi de aynı bot var. Bu botu herhangi birisi giymiş olsaydı şayet, bence şu an kombinlerinde tamamen bot star parça zaten. Ceketlerin olduğunu ben kendi şahsım adına Doğru, düşünmüyorum. evet. O sebepten üç kişinin aynı botu giyip de en yakınlarında iki insan olduğu için herhangi bir şekilde net bir konuşmasının olduğunu düşünmüyorum. Zaten arkada da Esra dedi ki, burada böyle tepki gösteriyor ama Eda şey demişti, bu bir yarışma, böyle olabilir. Eda, sen de bunu onayladın. Evet, olabilir dedin. Sonra Evet. alışverişinde de demiş ki Esra, hesabını soracağım Eda'ya. İşte Sordum, şöyle neden yapacağım aldın ama diye arkada öyle sordum. demedin. Dedin ki Hesabını olabilir. soracağım derken boynuna Olabilir. yapışacağımı falan mı düşünüyorsun Hayır, arkada Aleynacığım? olur dedim. Niye Seninle şimdi Eda benim burada? için aynı statüde değil. Nasıl hesap Zaten soracağımı olamaz. ben karar Zaten veririm, olamaz anladın mı? ama Nasıl sen hesap soruyorsun? Neden yapıyorsun sordum, şu anda neden hesap? Hayır, Benim hayal arkada da dedin kırıklığına ki bu bir uğradığımı yarışma söyledim. O olabilir benim dedim. arkadaşım olduğu için. Şimdi örnek veriyorum Yasemin Hanım. Siz Gülşen Hanım'la burada aynı platformdasınız ve aynı Ya yerdesiniz. insanların Ama aklıyla ekstra oynama başka ya. birisiyle aynı şekilde konuşamazsınız. Yani Aleyna benim için benim görmediğim, tarzının olduğunu düşünmediğim birisi. Tabii ki de ona hesap sorma şeklimle Eda'ya hesap sorma şeklim aynı Biraz önce olmayacak. zaten aynısını söyledim ya. Senin Eda'yla Tamam, bu aynı kapıya münakaşan çıkıyor. başka bir seviyede. Evet. Yani bu Eda'dan korktuğum ya da başka bir Hayır şey canım. anlamına gelmiyor. Sadece arkadaşım olduğu için. Diyorum yaptığı yanlış. Samimi Ben olsaydım arkadaşın olduğu Evet, için. ben olsaydım almazdım diyorum. Bu zaten her türlü kapıyı açıyor ya da kapatıyor diye düşünüyorum. Sen Esra'sın, O almış. almazsın. O Evet. Eda alır demek ki. Evet, Eda almış. Ben Bundan olsaydım sonra almazdım. Ya konuşmalarına da dikkat et bence. söylerdim diyorum. O da bana keşke söyleseydi, ben de o çizmeyi alacağım diye. Ben o söyledikten sonra yine de almazdım. O başka bir şey. Peki ikimiz de birbirimize söylemeseydik gene demek ki ikimiz de aynı çizmeyi alacakmışız. Evet, söylemeseydik alacaktık ama ama başka bir şey. Çok Gündeme gelmez. Çünkü seni uyarmış. Bu benim gerçekten Edacığım. zoruma gitti. Evet, tabii ki yarışma programı. Tabii ki de sen en yüksek puanı almak için ben de aynı şekilde buraya geliyoruz, yarışıyoruz, bunun için hazırlanıyoruz. Evet. Ama o çizmeyle değil diyorum ya, star parçamız çizmemiz olsaydı ben bunu anlardım. Ama öyle bir konseptte değilken o çizmeyi almam beni hayal Yani kırıklığına senin uğrattı. kalbini kırdığım için özür dilerim. Ben senin gönlünü almayı da bilirim. Çok alışkın değiliz biz böyle bu podyumda özür Evet, dilemelere. kalbini kırdığım için özür dilerim. Gönlünü almayı da bilirim ama hani iş başka, aşk başkadır. Çok özür dilerim. Canım çekti ve çok beğendim. Gerçekten Niye aldım, kusura zamanında bakma. burada sen onun hangi botu alacağını biliyormuşsun. Kafanda da hangi botu olduğunu eminim ki aklına gelmiştir. Zamanında burada bana dediniz ki taklitçi işte kopya çekiyor, görüp alıyor dediğinizde ben ki görmediğim halde, aldığım halde bunları söylüyordunuz. Sen şimdi soruyorum sana, sormaz mıyım? Kopyacı mısın değil misin? Benim gözümde de sen şu an fikirsizsin. Sen... Esra'ya o zaman diyecektin ki Esra ben de onu almayı düşünüyorum. Bak almasan bile şunu diyebilirdin. İhtimalim var. Bak ben o gün çok beğenmiştim. İkimiz de çok beğenmiştik. Kaldı ki Esra diyor ki o gün çok ben beğenmiştim. Eda bu kadar beğenmemişti gibi bir şey Öyle söyledi. Bir şey evet, söyledi. Daha de çok beğendik. beğendiğini iddia ediyor. İkimiz O de zaman sen de şunu söyleyecektin. Saptırma konuyu. Esra canım arkadaşım ikimiz de çok beğendik. Benim de alma ihtimalim var. Bak haberin olsun. Şimdiden söylüyorum. Senin kendi olayınla aynı şey değil. Sen Hülya bu podyuma Aynen. ne giyinirse bir gün sonra, iki ne gün sonra ya da üç gün sonra vardı. O giyinip kadar farklı geliyordun. ki bizim Biz şu Hülya anda ile Eda'nın kombinini bilmiyordun. O kadar farklı ki. Kaldı ki Hülya Aleyna bu kadar farklı canım, değil. O ilk benim mağazaya. kombinimi birebir aynısını yapıp buraya çekip hiç öyle değil ya. Bizi podyuma O aldı. abla. Aynı kombinin kemer farklılığıyla ikiniz de bir Tamam. aradasınız O da dedi. Hiç öyle Yapma değil. O gözümü mağazaya seveyim ilk ben ya. gittiğimi tüm Türkiye gördü zaten. Eda gördü o mağazaya ilk benim gittiğimi. Ya sen kolyesiz hiç konuşma. Bence hiçbir fikri sen yok, hiçbir tarzı yok. Sen hiç Elisa konuşma. Sana Buzlar Kraliçesi fikrini vermişti. Şimdi de Evet, arkadaşın botunu alacağını Elisa söyleye vermişti bile sana bile sen onu alacaksın. ayrıca.
Ve Esra arkada bana dedi ki ben onun kombinlerine zaten yardım ediyorum. Benim arkadaşım evet, tabii ki yardım edeceğim dedi. Ne konuşuyoruz? Kombinlerine yardım ediyorum demedim. Her seferinde söyledim bir susar mısın? Aleyna susar mısın? Kombinlerine yardım ediyorum lafı ediyorum. Fikir veriyorum dedi. Ağzından çıkmadı. Biz sadece konuşuyoruz ne giyineceğimizi diye söyledik. Fikir veriyorum. Fikir bir şekilde veriyorum. Çeksin pardon, arkadaşım uydurma dedim. Şu anda da. Senin Esra. En azından senin beni senin stylinge falan var diye fikir aldın. Fikir aldığın halinle en azından bu kadar fikir en kötü haline geliyorsun. En azından Bunu Ela fikir söyledi. Alıyorsa bile iyi geliyor. Sana da fikir sen almayı veriyorsun. Yani. Çok kötü Esra, görünüyorsun. Onların şu anda amacı çok hoşlarına gitti. Ekmeklerine lütfen yağlarını sürdürme. Ya. Siz asla bizi ya. Birbirimize düşüremezsiniz. Çevir içeri arkası yok. Fikrim bile yok. Biz arkadaşız ve aynı zamanda zaman yarışmacıyız. Ve bu yarışmacı olduğumuzu bu şekilde yarışmacı. Sizi diyorsun Ela. Sen fikrim yokken siz söyleyeydiniz. Sonra hırslarınız yüzünden nasıl birbirinize girdiniz? Sus. Onu bize öne sürüyor. Sus hani Esra. Siz de bizim gibi olacaksınız yemezler. Demeye getiriyor şu anda. Ben sana neler hatırlatıyorum biliyor musun? Zamanında burada Tina, Hülya, ben birbirimize Esra'nın deyimiyle kombinlerimizi söylüyoruz. Biz de burada kendimizi savunduk. Arkadaşız, bahsediyoruz birbirimize dediğimiz zaman sen kalkıp da hayır burası bir yarışma, yarışmacı olduğunuz aklınızda yok mu? Bilmem ne gibi tepkiler verdin de şimdi mi sen yapınca doğru oldu? Şu an yanlış ya bırakın bu işleri ya. Ben sadece bırakın bu yaptığınızı inkar ettiğiniz için size yok, tepki gösterdim. Bunu da zaten açıkladınız. Bu doğruladık da. Hayır, en azından sizin gibi hangi mağazadan alışveriş yapacağımızı ne dediğin o kadar çok net aklımdaki. Çünkü boş konuşmuyorum ya. Senin gibi. Aleyna dedi ki biz asla birbirimize fikir vermiyoruz. Ben de dedim ki veriyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Tina zaten hiç de bunu öyle bir şey yoktu. Sonrasında biz gibi bunu kabul sizi topladığını açıkladı. Bak sen evet, yapınca tamam. Oluyor, biz yapınca. Tamam. Ayrıca bilmem Elisa fikrini de, Buzlay Kraliçesi fikrini de bana Elisa vermedi. Sadece sana çok yakışır. Şöyle söyleyeyim. Yukarıda ben sana bir dakika konu bende, ben konuşmak istiyorum. Şöyle bir olay oldu. Biz o gün konuştuk ve ben dedim ki ya sen dedim aslında Buzlay Kraliçesi olsan sana ne kadar yakışır? Aa dedi ben de Buzlar Kraliçesini biliyorum. Aslında yaptım evet güzel olabilir. Hayır aramızda konuştuk. Bu vermek değil ki. Yani bu çok doğru bir bilgi. Bize teşekkür ederim dedi sana. Aynı badeyi giymişiz. Biz bugün aynı ceketi giymişiz. Üçümüzün aynı küpeyi takmışız. Hepimiz üç tane bot giymişiz. Burada herkes birbiriyle beraber konsept yapıyor. Sen de zamanında Hülya'nın kıyafetlerini giydin. Bundan sonra demek ki sana Eda'nın fikirleriyle giyindi diyeceğim öyle mi? Efendim? Ben kendim için konuşuyorum. Bu kıyafetini Eda Esra söyledi diyeceğim öyle mi? Kombinimi Esra söylemedi. Fikirsiz Eda. Evet. Nereye gidiyorsun kızım? Bundan sonra şık şıkıdım. Doğum günüme birkaç gün falan kalmış. Kız arkadaşlarımla birlikte kutlayamayacağım için erken bir doğum günü kutlaması yemeğine çağırmışlar beni. Nişantaşı'nda bir restorana gidiyorum. Fiyatları da ver çocuğum. Ayakkabım ve çantam 100 TL. Kombinim 715 TL. Küpelerim de 35 TL. Şimdi kızım şu ilk baktığımda çok şık ve çok hoş görünüyorsun. Tekrar incelediğimde eğer böyle bir çizmeyi aldıysan ki çizme çok şık. Saçların çok güzel, o at kuyruğu yapman çok hoş. Farklı bir tür çanta da olabilir. Daha bu olmaz mı? Olur. Sen ne demek istediğimi çok iyi anladın evet. Takıntılarımı. Evet. Montun o kadar beni benden aldı ki olağanüstü bir seçim. Bak olağanüstü. Çok beğendim. Ve o kadar anormal paralar alıyorsunuz ki bu şahane parçalar hiç inanasım gelmiyor. Açabiliyor muyuz önümüzü? Açayım. Eteğin çok güzel, üstün çok güzel. Çantan güzel ama ben o botları, çizmeleri daha doğrusu kısa çizme bunlar. Bileğin üstünü geçince tabii yine her halükarda çizme oluyor. Bacakların çok düzgün. Ama ben bu çizmeyi sevmedim. Diz üstü bir şey beklerdim. Keşke Elisa'nın çizmesinden alsaydım. Hani şu bot için birbirinizi bu kadar yediğinize inanasım gelmiyor yani. Bir kere bu kadar hareketli, fermuar detaylı olan bir deri cekette, montta, düz, siyah, diz üstü bir çizme giymen gerekiyordu. Kombininden çok sadece gözüm botlarına gidiyor. Ve kötü botlara gidiyor. Ama çok hoş görünüyorsun. Ben botlarını görmeden puanlama yapacağım. Teşekkür ederim Yasemin'ciğim. Botları görmeyeceğiz mi? Göreceğiz puanlamayı. Hayır hayır ben görmeden puanlama yapacağım. Ha. Botları çünkü hiç beğenmedim. Ben çizmelerini de çok beğendim. Ceketini de çok beğendim. Deri ceketini. Fakat
Hepsi içinde birbiriyle kombinini hiç beğenmedim. İçine seçtiğin o fitilli ayrı batıyor gözüme. Fermuarların, zımbaların ayrı batıyor gözüme. Ceketini belki minik siyah, ipeksi bir saten minicik elbiseyle, sadece minicik bir elbiseyle kombinleyebilirdin. Bu kadar gözümüze batan bir ayakkabıya çizme, böyle bir şey kullanmadan çok fazla görünüyor. Teşekkürler. Evet, puanımı vermeden önce konuşmak istiyordum bazı şeyler, bir şey sana. Çizmen çok şık. Bu kıyafetle olmaz. Bu kıyafetle olabilecek çizme, çantayı da kabul ederim. Aleyna'nın çizmesi dümdüz olması gerekirdi ki o montunu patlatsın. Ya da Aleyna'nın çizmesi, öyle gördüğüm için misal verdim. Diz üstü, ben diz altı da bunu da kabul ederim sende. Ama düz olmasını tercih ederdim çocuk. O yüzden bir puanın gitti benden. 4. Teşekkür ederim. Çizmeyi sevmedim. 4. Teşekkür ederim. Çizme. 4. Teşekkür ederim. Halbuki minicik bir kızsın. Ne kadar yakışıyor sana bu mini etek yani. İnanılmaz çok güzel bacakları var, orantılı. 3. Teşekkür ederim. Evet Esra'cığım, seni yerine uğurluyoruz ve Eda'yı podyuma alıyoruz. Bu ne? Serdar'cığıma zannediyorum. Sen onu ver bana. Ver canım bana. Ver. Esra değil, Eda. Evet.